Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 3 tane yufkadan yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Bu böreklerimiz çıtır çıtır ve el açması lezzetinde oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak böreğimin iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağı aldıktan sonra yarım kilo orta yağlı kıymayı alarak kavuruyorum. Kıymayı kavurma esnasında tavanın kapağını kapatmıyoruz. Yüksek ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kıymamızı kavuruyoruz. Böylelikle kıymanın sulanmasını da engellemiş oluyoruz. iç malzememi hazırladıktan sonra biraz soğutacağım. İç harcım soğuduktan sonra hemen böreğimi yapmaya başlayacağım. Kıymayı kavururken ilk olarak suyunu salacaktır. Karıştırmaya ve kıymaları kavurmaya devam ediyorum. Suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Kıymalar suyunu çekti. Şimdi içerisine ince ince doğradığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Sonrasında 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Baharat miktarını sizler kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Böreğimin iç malzemesi için gerekli tüm her şeyi tavaya aldıktan sonra karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımız da hafif pembeleştikten sonra iç harcımızı soğuması için kenara alacağız. Bu arada Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İç harcımı güzelce kavurdum ve artık hazır kıymalar. Gördüğünüz gibi tane tane. Solması için ayrı bir tabağa alıyorum. Diğer bir taraftan da böreğimizin sosunu hazırlıyorum. Böreğimizin sosu için sadece 2 malzeme kullanıyoruz. 100 gram erittiğim tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı böreğimize lezzet, sıvı yağ da ekstra bir çıtırlık katacak. Güzelce karıştırdıktan sonra böreğimizin sosu artık hazır. Tarifim için videonun başında da belirttiğim gibi 3 adet yufka kullanıyorum. Yufkanın bir tanesini tezgaha serdikten sonra hazırladığım tereyağlı sıvı yağ karışımı ile her yerine ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Dilerseniz bu börekleri hazırladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzluktan çıktıktan sonra hemen üzerine sıvı yağ sürerek fırına koyup pişirebilirsiniz. Yufkanın her yerini ince bir tabaka halinde yağladıktan sonra iki eşit parçaya kesiyorum. Yani 1 adet yufkadan toplamda 2 adet börek elde ediyoruz. Yufkayı ikiye kestikten sonra soğuyan iç harcımı yufkanın geniş kısmına yayıyorum. Yaklaşık 4 parmak genişliğinde kıymalı harcımızı yufkamıza yayalım. Daha sonra yufkanın kenarlarını kıymanın üzerine kapatıyorum. Son olarak da ne çok sıkı ne de çok gevşek olmadan rulo yapıyorum. Böreğinizi çok sıkı sarmanız halinde içerisi kuru olacaktır. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Bir uçtan diğer uca rulo yaptıktan sonra diğer yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum. Kenarlarını içeri doğru katladıktan sonra rulo yapıyorum. Tarifim için gerekli bütün detayları videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. iki yufkamı da rulo yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi içeri doğru katlayarak böreğime son şeklini veriyorum. Diğer kalan iki adet yufkamı da aynı şekilde her yerini yağlıyorum. İkiye kestikten sonra iç harcını koyarak rulo yapıyorum. Hazırladığım börekleri fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyarak pişireceğim. Tüm böreklerimi hazırladım ve tepsiye dizdim. Verdiğim ölçüden 6 adet börek elde ettik. Böreklerimin üzeri için kalan tereyağlı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Tabii kasenin dibindeki o sütlü karışımı lütfen sürmeyin aksi halde böreklerinizin üzerinde yanıklar oluşacaktır. Böreklerimin üzerine yağ sürdüm ve hazırladım. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca bekletiyorum ve ilk sıcaklığına gitmesini sağlıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra böreklerinizi servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı oldukça basit. Üstelik çok fazla malzemede kullanmanıza gerek kalmıyor. Ve de böreklerimiz gerçekten çıtır çıtır ve el açması lezzetinde oluyor. Umuyorum ki sizler de bu güzel tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Çıtır çıtır böreklerim artık servis için hazır. Hemen sizlere detaylı şekilde içini de göstermek istiyorum. Verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.